Bir yuvayı ısıtan sevgidir önce. Kalplerin sıcaklığıdır. Celiloğulları Kömür tarihten yansımaları sunar. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda bugün Doğu Türkistan'ı işleyeceğiz. Doğu Türkistan denildiği zaman gözyaşı, ızdırap ve sıkıntılar diğer Orta Doğu'daki Müslümanların yaşadığı bölgede gördüğümüz sıkıntılardan farklı değil. Burada bir katliam var, burada sıkıntılar var. Orta Doğu ülkeleri hakeza böyledir. Bugün Türkistan'ı, Doğu Türkistan'ı Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Güçlü Bey'le konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Uzun bir süredir program yapmıyoruz. Evet. tabii ki. Sizin programlar devam etsin de biz çıkmasak da olur. Tabii ki sizlerin bu konudaki durumunuzu biliyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Sivil toplumlarla uğraşıyorsunuz. Allah razı olsun, o alanda da büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz. Hocam Doğu Türkistan neresi? Doğu Türkistan'dan önce bir Türkistan tabirini açalım. Evet. Türkistan dediğim zaman Farsça ifadesiyle Türklerin yaşadığı coğrafya. Hı hı. Türkçesi Türkeli, Türk ili, Türkeli veya Batı devletlerinin, toplumlarının söyleyse söylese Büyük Türkiye. Büyük Türkiye. Türkistan, Büyük Türkiye, Ulu Türkistan, Büyük Türkiye. İşte Türkler, Türk ili, Büyük Türkeli falan gibi tabirler kullanılabilir. 10 milyon kilometre karelik Merkezi Asya'nın daki işte Hunların, Göktürklerin, Avarların, Tapkaçların yaşadığı coğrafyayı düşündüğümüz zaman oraya Ulu Türkistan diyoruz. Ulu Türkistan işte şarki, garbi, cenubi, şimali diye böyle doğu, batı, kuzey, güney diye ayırdığımız zaman bugün bahsedeceğimiz Doğu Türkistan Çin işgalinde olan Türkistan. Yani Doğu Türkistan. Doğu Türkistan Çin işgalinde. Çin işgalinde. Kuzeyindeki Kuzey Türkistan tamamen Kuzey ve Batı Türkistan Rus işgalinde idi. Bu 91'de Sovyetler dağılınca onlar kısmen resmen bağımsızlığını kavuştular, evet. Ama ekonomik olarak henüz daha kurtulmuş değiller. Çin'de problemleri ne hocam? Şimdi o konuya girmeden önce Türkistan'ı devam eden madem açtık. Evet. Bu Türkistan. Yok, Çin işgalinde olduğu için söyledim yani Çinliler, evet. Çinlilerin sadece dini durumdan dolayı mı? Yani Çinlilerle bizim meselemiz 3000 yıldır var zaten. Evet. Aynı coğrafyada yaşadığımız için, onları Sarıırmak'ın güneyinde yaşadıkları için, biz de Sarıırmak'ın kuzeyinde yaşadığımız için dolayısıyla sınır ihlalleri yüzünden başlayan 3000 yıllık Türk-Çin savaşları, sıkıntılar, münasebetler. Neyse, o var. Konuda ben farklı bir şey soracağım, evet. Da o kaldığımız tamam. Yerden devam edelim. Dolayısıyla Türkler bu biliyorsunuz Türkler daha önceleri büyük devlet, cihan devleti kurmadan önce tölüsler halinde, aşiretler halinde, boylar halinde yaşıyorlardı. Binlerce boyu olan. Türkler bin boydur, biri de Moğoldur denir ya. Binlerce boy halinde yaşayan toplar. Bunları ilk defa bir araya getiren ilk hakanımız Teoman. Teoman Yabgu dediğimiz ilk Hun hakanı olan Teoman. Milattan önce 220'li yıllarda bu tüm Boylar Konfederasyonu'nu bir araya getirerek Büyük Hun Devleti'ni kurdu ve biz tarih sahnesine ilk büyük süper güç olarak o zaman çıktı. Yani günümüzden 2239 yıl önce falan. Evet. Yani biz 2239 yıllık bir devletiz. Evet. Biz 1923'te kurulmuş devlet değiliz yani. Hatta bizim Türk ordusunun kurulma tarihi kaçtır biliyor musun? Şu an Türk ordusu kara kuvvetleri. Mete zamanı. 28 Haziran M.Ö. 209'dur. Mete Han'ın tahta çıkışıdır. Mete Han'a kadar düzenli ordumuz yoktu. İşte aşiretler savaşçılarını gönderir, sefere çıkılır. Hı hı. Seferden gelince herkes aşiretine dağılırdı.
Metehan babasının kendisine verdiği 10 bin süvariyi onluk sisteme ayırarak, onluk işte onbaşı, yüzbaşı, binbaşı hesabı oradan gelir. Onluk sistem üzerine bir ordu kurdu ve bununla daha sonra buna çelik bir disiplinle yetiştirdi. Daha sonra da iktidara geldiği zaman büyük cihan devleti oldu. Onun için Türklerin en büyük, en çok sevdiği hanlardan bir tanesi Oğuz'un hanı işte böyle olur, Oğuz han budur dedirten ilk Hakan Metehan'dır. Metehan'dır. Asya Hun devletinin, büyük Hun devletinin, evet, büyük cihangiridir. Ama ikinci sultandır, ikinci Hakan'dır. Birincisi babasıdır. Böyle başlayan ve 400 küsur sene milattan sonra 220'lere kadar süren bir 400 yıllık bir devlet kurdular. Evet. Daha sonra her Türk aşiretinin birbiriyle iktidar kavgasının devam etmesi yüzünden 2'ye, 3'e, 4'e bölünerek zayıf düştüler ve tekrar yıkılmaları mukadder oldu. İşte Çinliler üzerine de bir 400 sene süren egemenliğimiz var bizim o zaman. Bu 400 senelik zaman içerisinde mi yapılıyor o Çin Seddi falan hocam? Çin Seddi bizim yıkılmamıza ramak kala yapılıyor. Milattan sonra 214'lerde. Yani bizim yıkılmamıza az bir zaman kala yapılıyor. O sürede biz Hun devletini kurduğumuz zaman Çin'in böyle bir şey yapma gücü yok zaten. Zayıfladığımız zaman yapıyor. Akınlarımızı durdurabilmek için. Ondan sonra Hunların yerine Tabgaşlar geliyor. 150-180 senede onlar, ama Hunlar kadar büyük Turani toplulukları bir araya getiremiyor. Hunlar kadar büyük bir güç olamıyor, siyasi güç olamıyor. Daha sonra arkasından Avarlar geliyor. Evet. Avarlar da bir işte 374'den 552'ye kadar da onlar Merkezi Asya'da hükümran oluyorlar. Arkasından 552'de bunların yerine Bumin Kağan'la başlayan bir Göktürk, bizim Göktürk dediğimiz, o zaman onların Kutluk Hanlığı dediği Kutluk Hanlığımız başlıyor, büyük devletimiz. İşte Hunlardan sonra Türkleri %90 bir çatı altında birleştiren ikinci büyük devletimiz de Göktürk. O Göktürk hukuk devleti oluyor, kanun devleti oluyor, her şeyini bir düzene oturtuyor. Onun için Türklerin merkezi devleti, esas hepsinin dağıldığı, hepsinin kendine referans gösterdiği yer Göktürk devleti oluyor. Sonra? Göktürk devleti yaklaşık 200 sene falan yaşıyor. Yani 552'den 744'e kadar yaşıyor. İşte bu süre içerisinde 638'den itibaren işte Hazreti Ömer döneminde İran'ın ve Kafkasya'ya kadar İslam ordularının gelmesiyle bir Müslümanlarla bir tanışmalar başlıyor. Hı hı. Ama Hazreti Ömer döneminde Türk topraklarına geçilmiyor. Çünkü Türkler ve Habeşler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin hadisini referans alan Hazreti Ömer Türk topraklarına sefer düzenlemiyor orada. Fakat 680'den sonra, yani Muaviye'nin artık bu işi saltanata çevirdiği, hı hı, Emevi devletini kurduğu, Ümeyyeoğulları üzerine Arap asabiyeti üzerine, Ümeyyeoğullar asabiyeti üzerine bir devlet kurup da bu hadisi madisi dinlemeyip de cihangirane bir havayla her tarafa saldırdığı dönemde İslam orduları, Emevi orduları Batı Göktürk'ü topraklarına da girdiler. Semerkant, Buhara taraflarından. Dolayısıyla orada 680'den yıkılıncaya kadar hem kendileri hem Göktürkler 744'te, Emeviler de 750'de yıkılıncaya kadar ikisi savaştılar. Göktürkler zayıf düşünce Çinliler zayıflattı biraz da. Batı'dan da İslam orduları zayıflattı. Sonuçta orada Uygurlar bir iktidarı ele geçirdiler. 744'te Merkezi Asya'da Ulu Türkistan topraklarında bir Uygur devleti ortaya çıktı. Ama bu Göktürkler kadar tüm Türkleri kucaklayan bir devlet olmadı. Çünkü o sırada 8-10 tane Türk devleti ortaya çıktı. Hazarlar, Bulgarlar, Türkeşler, Kalmuklar, evet, İtil Bulgarlar falan. Bir sürü Türk devleti. Bir tanesi de Uygurlar, en büyükler Uygurlar. Ama Göktürkler ve Hunlar kadar da, evet, bütün Türkleri birleştirecek çapta değil. Çin'e en yakın mıydı hocam? Çin'e de yakın. En yakın olanlar. Türklerin merkezi zaten bugünkü Moğolistan'daki Ötüken merkezli yer. Yani, evet, Kuzey Doğu Moğolistan toprakları Türklerin esas çıktığı merkez, Ötüken dediğimiz Orhun ve Selenga nehirlerinin kesiştiği yer. Türklerin menşei orası. Evet. Daha sonra
Bu arada da Emeviler üzerinde de onlarca isyan olmuştu. O hilafet meselesi, ihtilaf yüzünden. Ebu Müslim Horasan'ın isyanıyla da bu sefer Emeviler yıkıldı. Yerine Abbasiler denilen Araplar, İranlı ve Türklerden oluşan üçlü bir yapı, üçlü sac ayağından oluşan bir devlet kuruldu. Yönetim Arapların elinde, Abbasilerin elinde, hilafet, sivil bürokrasi İranlılara verildi, askeri bürokrasi Türklere verildi. Böylece Türk, Arap, İran üçlüsüyle oluşan Emevilerin başına gelen isyanlar bizim de başımıza gelmesin diye Abbasiler daha akıllıca bir, kucaklayıcı bir politika, Arap ve Ümeyye asabiyetiyle değil de ümmet şuuruyla, biraz da siyaseten onların başına gelen, kendi başlarına gelmesin korkusuyla bu iki büyük devlet toplumu da kucaklayarak bir yapı oluşturdular ve 508 sene yaşadı Abbasiler. Evet. Bu taktikten dolayı. Bunlar kuruldu. Yani Bağdat merkezli bir Abbasi devleti kuruldu. Öbür tarafta ise, Orta Asya'da ise 744'te başlayan Uygur devleti bir 100 sene sonra, yani 840'larda Kırgızlar tarafından tekrar bunlar da yıkıldı ve orada bir Karahanlılar diye devlet kuruldu. İşte bu 840'da kurulan Karahanlı devleti Türk topraklarının merkezine, Doğu topraklarının egemen olunca oradaki iktidardan düşen Uygurlar, bunlar biraz güneye çekildiler. Yani bugünkü Doğu Türkistan topraklarına çekildiler. Yani o zaman orası Kaşgar, Hotan, Urumçi falan, Aksu, Kansu falan dediğimiz topraklara çekildiler. Uygurların, Karahanlıların egemenliğinden daha uzak, kendi küçük devletlerini kurarak orada yaşamaya devam etti. Yani bugünkü Doğu Türkistan, Uygurların 840'tan sonra iktidarı Karahanlara kaybettikten sonra geldikleri toprakların adı bugün Şarkı Türkistan, Doğu Türkistan, Doğu Türkistan diye bilinen coğrafya. Şimdi hocam gördüğüm kadarıyla Hunlar, sonra Tabgaşlar, belirli Avarlar, dönemlerde Avarlar, Göktürkler ve daha sonra Uygurlar ve Karahanlılar. Uygur'dan sonra Karahanlılar. Herhalde ilk Müslümanlık da bundan sonra başlıyor. Uygurlardan sonra başlıyor. Yani Türkler arasında İslamiyet'in yayılması diyebilir miyiz? İslamiyet'in yayılması Hazreti Ömer döneminde, yani 638'lerde tanışma başlar. Münferit İslamlaşma. Hatta Hazreti Peygamber döneminde esir pazarlığında satılan esir Türkler var. Evet. Esir Türklerin eşyaları var. Kılıçları, kalkanları, çadırlarıyla birlikte savaşçı Türkler de satılıyor. Oradan başlayan sahabe döneminden de bir Habbab bin Eret gibi, Hazreti Sümeyye gibi şeylerin de Muhammed Hamidullah Türk kökenli olduğunu söyler. Oradan başlayan Hazreti Ayşe'nin çadırının, Hazreti Peygamber'in Hendek Harbi'nde kullandığı çadırın Kubbetü Türk denilen Türk çadırı olduğunu, vefat ettikten sonra bir çadırın miras olarak Hazreti Ayşe'ye kaldı. Hazreti Ayşe hac ve umre ziyaretlerinde bu çadırı kullandı söylenir. Yani öyle münasebet var ama esas daha çok tanışma Hazreti Ömer döneminde münasebetler başlıyor. Fakat Emeviler döneminde savaş yüzünden kesiliyor Müslümanlaşma. Çok az oluyor. Çok az. Evet. Ama 751 Talas Harbi'nden sonra, yani bizim Abbasi Devleti kurulur kurulmaz Çinlilerle bir Talas Harbi'ne kalkışıyorlar. O sırada bizimkiler, Kalmuklar, Türkeşler, Türk boyları, Arapları, Abbasileri destekleyerek Çinlileri birlikte yeniyorlar ve Türk topraklarından Çinlileri kovuyorlar. Bu başlayan Arap-Türk münasebeti, Müslüman-Türk ilişkileri, tatlı ilişkiler, bu dostluk daha sonra Abbasilerin Türklerden askeri bir birlik oluşturmasıyla devam edecek. Evet. Şimdi ben burada şunu öğrenmek istedim de onun için sordum hocam. Şimdi Orta Asya'da yaşayan Türklerle Çinliler işte milattan önce ta 200'lü yıllardan itibaren böyle bir şey içerisindeler. Yok, aşiretler döneminde de kavgaları çok. Kavgaları çok. Kavgaları çok fazla. Ve daha sonraki dönemde de özellikle Karahanlılar ve ondan sonra İslamiyet'i kabul ettikleri dönemlerde de oldukça fazla kavgaların olduğunu biliyoruz. Şimdi buralarda Türkler Müslüman olmadığı halde neyi paylaşamıyorlardı? Yani bunlar dini bir savaş değildi herhalde, değil mi? Ekonomik, siyasi. Ekonomik ve siyasi savaşlar. Siyasi, yani hakimiyet alanı, kim hakim olacak, kim daha güçlü. Bu Sokrat'ın meşhur lafı vardır. Şehvet, servet, devlet. Üç evrensel insanoğlunun zafiyeti. İktidar olma,
paraya hükmetme, mala mülke, bir de karşı cinse hakim olma. Evet. Yani kadına. Şehvet, servet, devlet, zavet. Bugün de hani Konyalılar ona kasa masa Nisa der ya. Evet. Yani erkeğin üç önemli imtihanı. Evet. Bu alanda kazanan erkek erdemli bir erkektir. Evet. Genelde kazanmak çok zordur. Bu imtihanlar insanların zayıf noktası. Hı hı. Tarih boyunca bu iktidar olma hırsı vardır. Yavuz bile ne demiştir? Şah İsmail'e, bu dünya iki padişaha fazla. Bir padişah büyük ama iki padişah da küçük. Küçük demiştir. Yavuz bile. Yani bu dönemlerde buralarda dini bir savaş yok. Diğer ekonomik şeylerden ve siyasi. Ekonomik ve siyasi savaşlar devam ediyorlar. Din de var mıdır? Vardır. Bizimkiler o zaman gök tengri inancındalar. Çin de kendine göre Budist'tir. Daha Budizm o zaman gelmemişti onlara. Budizm 2 miladi yıllarda başladı. Ondan önce ne vardı? Konfüçyüzm vardı. Konfüçyüzm. Lao Taozi vardı. Falan. Tao Laozi dinleri vardı. Hı hı. Tabii ki ekonomik ve daha sonra Budizm de gelir. Siyasi hakimiyet aynı zamanda bölge üzerinde kendi dinlerinin hakimiyeti olarak da değerlendirilebilirdi. Tabii o hakimiyetin esas temel ögesi. Temel ögesi olarak. Yani bir inanca dayanırsa hakimiyet istikrar uzun sürer. Evet. İnanca dayanmazsa ömrü kısa olur. Bir bu konuda bir şeyim daha var. Genellikle son zamanlarda çok sık soruluyor da İslamiyet'in özellikle bu topraklarda, yani Türklerin hakim olduğu topraklarda geç girmesinin demeyeceğim de kısa sürede yayılmamasının 300 yıl. En önemli sebeplerinden birisinin Türk işler olduğu söyleniyor. Türk işlerin de aynen Emeviler gibi ırkçı bir politika takip ettiklerinden bahsediliyor. Bu konuda ne dersiniz hocam? Yok, ben ona katılmam. Bir yani bir kimlik değiştirmek, din değiştirmek dünyanın en zor işidir. Evet. Yani şurada bile bir isim değiştirmeye kalsan ne kadar sıkıntı yaşarsın. İnsanın dolayısıyla din değiştirme öyle kolay bir şey değil. İnsan inandığı bir değerlerden vazgeçip başka bir, evet, değerlere inanacak. Bu zor bir şeydir. Ama daha önceki yani Türklerin inandıkları din Hazreti Adem'den, yani daha doğrusu Hazreti Yafes soyundan geldikleri için Hazreti Nuh'a gelen Allah'ın mesajı Yafes vasıtasıyla onun kendi tebaası olan milletlere de gelmişti. Biz Yafes'in soyundan geldiğimiz için Yafes'le birlikte Allah'ın mesajı bize de bizim toplumumuzda, bizim dilimizde anlatılıyordu. Yani her topluma kendi lisanıyla Allah mesajını iletmişti. Evet. Türk toplumuna da 20'ye yakın o 221 bin peygamber ya 124 bin peygamber esprisi var ya, evet, İmam Malik'in söylediği 124 bin peygamberden 20-30 tanesi de Türk coğrafyasına gelmiştir. Hı hı. Dolayısıyla o günden beri bütün insanlar, bütün toplumlar Allah'ın mesajıyla tanışarak geliyorlar. Sonra bozuluyorlar, sonra yeni bir peygamber. Bozuluyorlar, evet, yeni bir peygamber. Ne kadar yozlaşınca yeni bir peygamber gönderiyor Allah. Dolayısıyla o insanlar daha önceden İslam'la Allah'ın mesajıyla tanışmamış değiller. Tanışıyorlar. Hı hı. Ama bozuluyorlar. Bugün de öyle değil mi? Yani şu an Türkiye'de yaşayan insanların hepsi saf, temiz, seleflerin inancında diyebilir miyiz? Kemalistleri, solcuları, liberalleri, İslamcıları, milliyetçileri saydığın zaman hepsinde bir takım bulaşıklık yok mu? Evet. Kimisinin tarih, kimisinin siyaset, kimisinin başka ideolojiyle bulaşıklığı yok mu? Evet. Hepsi kendini Müslüman görmüyor mu? Yani bu tür tezleri savunan arkadaşlarımız belki acımasız bir ifade ama Çin'de ya da bu topraklarda İslamiyet'in yayılmamasının sebebi Türk işlerdir. Rusya'da İslamiyet'in yayılmamasının olmuştur. Türk işlerinki daha ikinci planda. Rusya'da İslamiyet'in yayılmamasının en önemli sebebi Hazar Türkleridir diyorlar ve bunun dışında da şöyle bir ifadeyi kullanıyorlar. Ancak diyorlar Anadolu'da ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasında da başrolü oynayan Türklerdir diye ifade ediyorlar. Kılıç zoruyla, bilmem savaşla falan kolay kolay Müslümanlık olmaz veya din değiştirilmez. Evet. Gelenlerin rol model insanlar olması lazım. Örnek insanlar, dürüst, erdemli, ahlaklı olursa İslam çabuk yayılır. Günümüzde öyle değil mi? Aynı öyle. Doğru. İşte Avrupa'da geçen bir hadis oldu. Ömer isimli bir Konyalı şoför kredi kartını unutmuş, parasız yola çıkmış bir adama kredi kartını uzatıyor. Al bundan istediğini çek ve işini gör diyor. Adam şok oluyor. Evet. Bu tip hareketlere ihtiyacımız var. Anlatmak, tartışmak, konuşmak, kavga etmek değil. Bunlarla kimse kimsenin dinini değiştiremez. Evet. Güzel örnek olacaksın. Ticaretini son derece düzgün yapacaksın. İşini son derece güzel yapacaksın. İnsanlar sana hayran olacak.
bu hayranlığın sebebi ya bunun Müslümanlığından geliyor dedirteceksen insanlar İslam'a meyledecek. O şoför Ömer gibi. Evet. Malezya'ya Müslümanlık 5 lira yüzünden girmiştir. 5 lira 5 lira. Nasıl oluyor 5 lira hocam? Yani bir Müslüman tüccar o zaman Abbasiler döneminde gemilerle Endonezya'ya 300 milyonluk Endonezya'ya mal götürüyor. Fırtına mırtına yüzünden bir ay seferler yapılamıyor Endonezya'ya. Oradaki distribütörler yani bu Arap tüccarın oradaki bayileri mal gelmeyince yeni mal gelmeyince mevcut malı fiyat pahalı satıyorlar. Arz talep işi. Gayet ekonominin tabii kuralı bu. Bir ay sonra Arap tüccar döndüğü zaman olayın böyle olduğunu öğrenince oradaki distribütörlerini topluyor, hepsini azarlıyor ve kul hakkıdır, yaptığınız yanlıştır deyip bütün müşterilerine o fazla parayı iade ettiriyor. Bu büyük bir sansasyona kralın kulağına kadar gidiyor. Kral çağırıyor, kardeşim bu ayıp değil, kanun dışı bir şey değil, yasal, ekonominin kuralı böyle, arz talep işi. Yani mal az geldiği zaman fiyat yükselir, çok geldiği zaman düşer. Burada ayıp yok, sakınca yok. Niye sen böyle bir şey? Olmayabilir ama bu kul hakkıdır. Doğru değildir. Erdemli bir insana yakışmaz falan diye izah edince ya size bu ahlakı ne kazandırıyor diyor. Dinimiz böyle. Dinimiz. Fırsatçılığı yasaklıyor diyor. Öyle deyince 300 milyonluk Endonezya o gün kaç milyonsa diyelim 30 milyon olsun o zaman ve Müslüman oluyor. 5 evet. lira ya. Fark 5 lira. Yani yaşamakla oluyor. Savaş falan değil. Yaşamakla hala. Olur. Bu şoför aynen. Ömer'in Avrupa'da o adama yaptığı jest gibi bir tavır. Evet. Önemli olan erdemle. Emevilerin kılıç soruyla zorlaştırmasıyla İslam'ın gecikmesi Emevilerin asabiyet yüzünden olmuştur. Bizimkilerde de suç yok değildir. Az çok onlarda da var. Tabii. Kolay değil dinini değiştirmek. Doğru hocam. Genellikle biraz da sizin söylediğiniz gibi Müslüman olan ülkelerin davranışları önemlidir. Mesela Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce yaşantı yani sosyal hayatta farklı yaşantılar vardır. İşte bir tarafta kımız vardır, bir tarafta yasaklanmıştır. Olmayan toplum. Kaç göç. Tabii kaç göç olayları falan işte kadınlarla şeyler. Yani bunlardan dolayı o ön yargılı. Dünyanın en erdemli toplumu Türkler. Bir Türk asabiyeti olarak söylemiyor. Evet. Gök Tanrı inancı döneminde de o Hazreti Yahfes'ten gelen Hazreti İbrahim'den gelen inancın bozulmuş şeklini yaşarken bile evet. mevcut müşrik toplumlarla kıyasladığın zaman en erdemlileridir. Paganizm döneminde yani putperestlik döneminde bütün toplumların putperest olduğu dönemde Arapların 360 tane putunun olduğu, Hititlerin 1000 tane putunun olduğu, Sümerlerin 3000 tane tanrılarının olduğu, Yunan'ın zaten ele alınacak tarafı yok. Tanrılarına her türlü ahlaksızlığı da yaptırır Yunanlılar. Dönemde Türklerin bir tek tanrısı var. O da Gök Tengri. Tanrıça diye bir şey yok. Dişi tanrı yok Türklerde. Tanrıça kavramı yok. Gök Tengri o da gökyüzünde. Bir hata olarak bir mekan izafe ediyorlar. Hataları bu. Ve soyu tanrının şeklini zinhar çizmiyorlar. Öyle bir şekilde yok. Tanrı'yı mücerret olarak kabul ediyorlar. Bu bile paganizmin, şirkin en hafif şeklidir. Evet. En hafifi. Şamanist olmadılar. Şaman değil. Hiç olmadılar mı Türkler hocam? Moğollar şaman oldu. Moğol döneminde şamanizm yaygınlaştığı için biz onları şaman zannediyoruz. Türklerin dini Gök Tengri inancıdır. Şamanizm değil. Yani şamanist Türk yoktur. Öyle mi hocam? Tek Türk vardır tabii canım. Yok yok tek Türk değil. Ben şamanizm, din olarak kabul edilen. Türklerin dini değildir. Evet. Türklerin din adamına kam denir, baksı denir ve dinlerin adı da Gök Tengri inancıdır. Evet. Dinleri de somut, yani tanrı, somut bir tanrı figürleri yoktur, putları yoktur. Sadece tabiatın, şunun bunun ruhları olduğuna inanırlar. Evet. Bunu savunmak için söylemiyorum. Herkesin canı cehennem, hiç umurumuzda değil. Biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği İslam'a ve Allah'ın kendisini tanımladığı biçimde inanıyoruz. Hazreti Peygamber'in anlattığı biçimde inanıyoruz. Seleflerin itikadındayız. Tamam mı? Evet. Tarihimizin, kültürümüzün, ırkımızın bulaşıklığının hiçbirini de kabul etmiyoruz. Saf, temiz bir itikadla itikadımızı koruyoruz. Ama şirk toplumlarını mukayese ettiğin zaman
en hafifi, en erdemlisi Türk. Evet. Yani bu konuda genellikle... En dibe vurmuşlar da Yunanlılar. Paganizmden. Rezil, kepaze, tanrı. Roma daha fazla değil yok, hocam? Yok, Yunan. Yunan mı? Yunanlı. Yani aynı Roma bir Roma, kabul beraber, ederim onlar. Beraberler. İşte tabii onların ki. Tanrılar birbirini karısını kaçırır, onu bilmem ne yapar, ondan çocuk peydahlar. Adı Tanrı güya anlatıları. Evet. Zeus onu kaçırır, Afrodit. Genellikle bu konuda Türklerin İslamiyet'ten önceki tarihiyle ilgili böyle bilgi kirlilikleri vardı. Ben onun açıklanması evet. açısından evet, söyledim. Evet, buyurun konumuzdan. Doğu Türkistan'a geliyoruz. Doğu Türkistan neresi olduğunu öğrendik. Şu anda Çin'in, Doğu Türkistan'ın. Çin'in batısı ve biraz da kuzeyi. Kuzey batısı diyelim, batısı. Yani bizim Ulu Türkistan'ın en doğusu. En doğusu. Hotan, Kaşgar, Aksu, Urumçi. Hangi Türkler Tufa. Var burada hocam? Başta Oğuzlar var. Oğuzlar. Yani ona Uygurlar diyoruz. Onlar 10 Oğuz, 9 Oğuz. Yani bu 24 Oğuz boyu içerisindeki Oğuzlardan değil. Yok yok. Yani onlardan şöyle, değil değil mi? Şimdi Türkler Kırgız boyu, Sabar boyu, Uygur boyu, Türkeş boyu, Karlık boylar falan. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de Oğuzlar. Oğuzlar da kendi arasında 24 boy. 24 boy. Bunlar Oğuz ağırlıklı. Ama bunların içerisinde Kazak, Kırgız diğerlerde var. Boylar da var. Var. Dinleri? Ama ağırlıklı olarak Uygur bunlar. Şu anda dinleri Müslüman. Müslüman, Müslüman. Tamam. Hanefi, Maturidi. Nüfusu ne kadar hocam? Çinliler 15 milyon diyor, bizimkiler 45 milyon diyor. Demek ki bir 30-40 milyon varlar. 30-40 milyon. Doğu Türkistan'da Türklerden başka yaşayan var mı hocam orada? Şimdi Doğu Türkistan komünizmin eline geçtiği zaman 1949'da biz şeye atlattık. Hocam Karahanlılardan komünizme biraz hızlı geçiş yaptık. O zaman ikinci bölümün başında inşallah oradan başlayalım hocam. İnşallah. Bir ara verelim. Komünizm Doğu Türkistan'a geldiği zaman 1949'da Urumçi'de %7 Çinli, Doğu Türkistan'ın tümünde %3-5 Çinli vardı. %3. Evet. Şu an %40'a ulaştı Çin sayısı, Çinli sayısı. Hedefleri %95 Çin hakimiyetine getirip Türk nüfusunu %5'e düşürüp bütün büyük Çin nüfusu arasında, kalabalık Çin nüfusunda bizi elimine etmek, yani eritmek, yok etmek. Irki katliam var burada. Evet, o zaten yani. Fiziki katliamları, işkencelerin haddi hesabı yok. Dünyanın en büyük zulümleri orada uygulanıyor. Ama nüfus olarak da demografik yapıyı değiştirecekler. Evet. Şu an %40'a ulaştılar, 50'ye yaklaşıyorlar. Bu 70 senede. Bundan sonraki yıllarda da zaten hedefleri oraya 300 milyon Çinli yerleştirmek. Bu 300 milyon Çinli geldiği zaman biz orada %5'e düşeceğiz. İkinci bölümde ne yaptılar? Bundan sonra ne yapmak istiyorlar? Bu konuları konuşacağız. Tamam. Efendim tarihten yansımalar reklamlardan sonra devam edecek. Bir yuvayı ısıtan sevgidir önce. Kalplerin sıcaklığıdır. Celiloğulları Kömür'ün sunduğu tarihten yansımalar devam edecek. Bir yuvayı ısıtan sevgidir önce. Kalplerin sıcaklığıdır. Celiloğulları Kömür'ün sunduğu tarihten yansımalar devam ediyor. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımaların ikinci bölümünde yine Doğu Türkistan'ı konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki Doğu Türkistan'ın ekonomisi, siyasi durumu ve dini durumu şu anda farklı farklı değerlendirilebilir. Bizim buradaki değerlendirmek istediğimiz konu sadece Çinliler burayı neden abluka altına aldılar, burada ne yapmak istiyorlar, buradaki yapmak istediklerinin hem ekonomik yönden hem siyasi yönden hem günümüzde dini yönden yapmak istediklerini Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Güçlü hocamla konuşmaya devam edeceğiz. Evet hocam, kaldığımız evet, yerden aynen devam edelim. Doğu Türkistan'da 150'ye yakın maden çıkıyor. 150 çeşit maden var. Petrol evet. var, doğal gaz var. Yani Çin şu an dünyada en çok enerji kullanan ikinci devlet Amerika'dan sonra. Enerjiye ihtiyaç olan. Çin'in enerjisinin %80'i Doğu Türkistan'dan çıkıyor. Böyle bir ekonomik avantajı bırakır mı? Yani bir kere ekonomik müthiş ekonomik bir avantajı var. Doğu Türkistan'da 150 tane maden çıkıyor. Bir tanesi petrol, bir tanesi doğalgaz. Diğerlerini saymıyoruz. Altınından bilmem nesine. Zaten bizim Altay Dağları dediğimiz yer, Altay Dağları tam Doğu Türkistan topraklarında kalıyor bir kısmı.
Altay Dağları'nın esas adı Altın Dağları'dır. Sonradan Altay'a dönüşmüştür. Aslında altındı. Altın çıktığı için. Aslında bu konuda Türkler çok suçlu hocam ya. Ayrı konu. Yok, neden suçlu biliyor musunuz hocam? Evet. Yani yaşadıkları yerden falan değil. Şimdi orada ırkî bir katliam oluyor. Neden oluyor? Söz dinlemedikleri için oluyor. Efendim, itaat etmedikleri için oluyor. İtaat ediverseler, tamam bu madenler senin olun deyiverseler. Kişiliğin kalmaz ki. İşte onu söyleyeceğim. Türklerin karakterinin özelliği bu. Biz ne esir alırız ne esir oluruz. Bizim evet. Tarihimizde kölelik yoktur. Evet. Esir de almayız, esir de olmayız. Ölürüz. Ben tırnak tamam. İçerisinde söyledim onu. Yani biz önce çok şahsiyetli bir milletiz. Başka millete de zorla din değiştirmeye zorlamayız. Ele geçirdiğimiz, fethettiğimiz ülkeleri zorla Müslümanlaştırmadık biz. Yok, tarihimizde yok öyle bir şey. Önce adam kişiliği seçerse. Yani biz kişilikli, kimlikli bir milletiz. Tarihimizde de hep böyle olduk, böyle olmaya devam ederiz. Evet. Kendimizin köle olmasını istemediğimiz başkasına köle yapmayız. Bizde 1949'da mı gelmişti buraya komünizm? Komünizm 49'da geldi. Mao ile birlikte geldi. Biz şeyden alalım, bu 840'da artık orayı Uygurlar ele geçirdiği zaman Karahanlılar, evet, diye bir devlet kurdular. Karahanlılar yaklaşık 400 küsur sene falan yaşadı. Evet. 840'dan 1212'ye kadar. Bu bölgede Karahanlı hakimiyeti kuruldu. Karahanlılar döneminde kim yetişti biliyor musun? Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip. Bunlar 900'lü yıllarda doğdular. Biri 901'de, biri 1917'de doğdu. Bunlar Yusuf Has Hacip 1069 yılında, yani bizim Malazgirt'ten 2 sene önce Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik diye bir kitap yazdı. Mutluluk Bilgisi Kutsal. 1901 doğumlu olan Kaşgarlı Mahmut da 901 doğumlu. Ha, 901 doğumlu. 901 doğumlu. Ha, ben 1900 gibi geldi, onun için sordum hocam ben. Dur bakayım. Evet. 900'lü yıllar olması lazım hocam. 900. Dur. Şimdi Kaşgarlı Mahmut Yusuf Has Hacip 1069'da kitabını yazdı. Kaşgarlı Mahmut'tan 1074'te yazdı. 1074'te yazdığına göre 1008'de doğdu. 1901'de değil. Affedersin. Evet. 1008'de doğdu. Selçuk dedenin öldüğü yıl. Hmm. Selçukluları kurucusu Selçuk dede ölüp de 1007'de ölüp de 1008'de Büyük Oğuz göçü başlayınca, evet, o sırada Kaşgarlı Mahmut doğuyor hanedandan. Hı-hı. Vakti geldiği zaman da katledileceğini öğrenince iktidar meselesi yüzünden ülkeyi terk ediyor. Kendi ülkesini, hı-hı, terk ediyor. 15 sene falan gitmiyor ülkesine. Evet. Ama bu arada Türk dilini araştırarak yazıyor ve Divan-ı Lugadü Türk diye kitabı yazıyor Bağdat'ta ve halifeye sunuyor. Evet. Bak 1069 biri, 1074 Türk'ün, Türkçenin temel, en temel iki kitabının yeri Kaşgar. Karahanlılar ve Kaşgar. Müthiş. Neyse, bunlar 1212 yılında artık Moğollar gelip Cengiz Han diye bir adam çıkıyor. Ya, hocam konumuzla tabii dolaylı yoldan ilgili. Cengiz Han'a geleceğim de, evet, bu kitaplar nerede hocam şimdi? İşte birisi Vatikan'da, birisi Viyana'da. Birinin İstanbul'da olduğunu duydum hocam. Ali Emiri Kütüphanesi'nde. Ali Emiri Kütüphanesi'nde Divan-ı Lugadü Türk'ün bir tanesi orada. Ha, orada olduğu söylendi. Ali Emiri Efendi sahaflarda otururken kadının biri geliyor. Bunu kocası ölmüş, bu kitabı satıyor yüksek bir parayla. Hemen gidiyor, 4 katlı evini satıyor Ali Emiri. Evet. Gelip bu kitabı alıyor ve Türk milletine bağışlıyor. Yoksa bu da gidecekti. O da gidecekti değil mi hocam? Yani o güzel, Ali sevindirici Emiri, bir şey bu. Diyarbakırlı, kitap kurdu, kitap hanlardan. Evlenmemiştir kitap okuyacağım diye. Evet. Bütün kitaplarını da millete bağışlamıştır. Parası tamamlanıncaya kadar bir ay sahafın önünde beklediği söyleniyor. Yani beklediği söyleniyor. Sattırma diyor. Ben evimi satacağım, ben, evet, alacağım diyor. Evet. Evet, öyle gelelim hocam tekrar aynı konuya. Şimdi Cengiz Han 1212'lerde gelip 1215-1218'lerde artık bütün Türk topraklarına yavaş yavaş egemen oluyor. Bir taraftan da Çin'e egemen oluyor. Hı hı. Çin'i artık kendisi de 1227'de ölünce imparatorluğu 4 oğlu arasında pay ediyor. Şimdi Çin Cengiz Han'ın egemenliği altına giriyor mu hocam tarihimizde? %50'si giriyor. Kuzey, evet, Çin giriyor. Kuzey Çin giriyor. Yani 1212'de, hı hı, 1212 ile 1218 arası Çin'in kuzey tarafı tamamen Moğol egemenliği. Moğol egemenliğine giriyor. Bu arada da 1212'lerden itibaren başlayarak Türk toprakları da, hı, giriyor. Daha önce Cengiz Han'ın kurduğu
imparatorluğun yöneticileri Moğol, bürokratları, askerleri, ordusu ve tebaası Türk. Dolayısıyla Türk-Moğol İmparatorluğu denir. Evet. Tamamen Türkler üzerine. Çünkü Türkler bin boydur, biri Moğol'dur. Bir boy, bin boya hükmediyor o dönem Cengiz Han sayesinde. Yani ortak beraber yaşanılan bir coğrafya orası zaten. Neticede Türk coğrafyası ve Çin coğrafyası Moğolların egemen. Cengiz Han 1227'de vefat ettiği zaman 4 oğluna paylaştırılıyor. Merkezde Tuluyan, en küçük oğlu merkeze oturuyor. Fakat 2 sene sonra ne gariptir, oğlan ölüyor. Demek ki Ögeday onu zehirledi. O ölünce Ögeday başa geçiyor. 3. oğlan Ögeday. Evet. O ülkeyi 4'e bölüyor. Kuzeybatı'yı işte Altın Ordu Devleti derken onu Cuci'ye bırakıyor. İran, Azerbaycan topraklarını bir başka kardeşine bırakıyor. Diyelim orası daha sonra İlhanlı Devleti ile Hülagü'an burada gelişecek. Merkezi kısmı daha çok Özbekistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan bölgesini Çağatay'a bırakıyor. Tuluyhan öldüğü için de onun oğullarına da Çin'i bırakıyor. Çin, evet. Kubilayan yani torun, Cengiz Han'ın torunu, Tuluyhan'ın oğlu olan, Cengiz Han'ın torunu olan Kubilayan'a bırakıyor. Ve orada Kubilay Hanlığı kuruluyor. 1215'ten itibaren Çin'de. Evet. Kendisi de Karakurum'da oturuyor. Karakurum. Merkez Hakan olarak, Büyük Hakan, Dünya Hakanı olarak orada oturuyor. Tabii 150 yıl sürüyor bu. Yani 1368'e Çin kadar hakimiyeti. Çin'le Moğol hakimiyeti 150 sene sürüyor. 1368'de Ming Hanedanı, Çin'deki o zaman hanedan Ming Hanedanı. Evet. Onlar da hanedanlar değişiyor. Tang Hanedanı, Siyu Hanedanı vesaire, Song Hanedanı falan vardı. O sırada Ming Hanedanı iktidarda. Ming Hanedanı 1368'de Moğolların tümünü öldürerek, yöneticileri öldürerek zaten kalan Moğolların hepsi Çinlileşmişti. Bu arada 150 yıl içinde Çinlileşmişti. Çin kalabalık bir nüfus eritmişti içinde. Ve tekrar Çin yönetimi ele geçiriyor topraklarını. Türk topraklarında ise Timur çıkıyor. Timur. Ve Timur 1368-69'lardan itibaren Moğol topraklarına Timur vasi olarak gelip oturuyor. Evet. Ben Cengiz Han'ın 8. göbekten torunuyum diyor. Evet. Oturuyor. Artık Timurlar devleti kuruyor. O da ne zamana kadar? 1500'lü yıllara kadar. Yani Özbek Hanlığı ve Safeviler kurulana kadar 130 senede Timurlular devam ettiriyor. Şimdi bu bölge Doğu Türkistan, işte bu bölgede Timurluların elinde. Timur Hanedanı. Daha sonra buraya 1700, tabii Kuzey Türklüğü Ruslar tarafından yavaş yavaş işgal edilmeye başlıyor. Ruslar 1552'de Kazan Hanlığı'nı, 1556 Astragan Hanlığı'nı, 1596 Sibir Hanlığı'nı, 1660'larda Kasım Hanlığı'nı, en son 1783'te de Kırım Hanlığı'nı yutarak Kuzey Türklüğü'nü, Kuzey Batı Türklüğü'nü tamamen Rus emperyalizmi alıyor. Bu tarafta da Doğu Türkistan üzerine 1660'larda 70'lerde Kalmuklar gelerek bir egemenlik kuruyor. Yani Uygurlar üzerine bir Kalmuk hakimiyeti. Kim o da bu Kalmuklar? Türk boyu. Türk boyu. Bir Türk boyu. Ne zamana kadar? 1760'a kadar. 1760'da o Çin'in, ha bu arada Çin'de hanedan değişikliği oldu 1644'lerde. Manchu hanedanı iktidara geldi. Mançular. Artık Ming hanedanı yıkıldı. Yıkıldı mı? Manchu hanedanlığı döneminde, o da 1911'de yıkılacak. 1644'ten 1911'e kadar o Manchu hanedanlığı döneminde geldiler 1760'da bizim Doğu Türkistan'ımızı işgal ettiler. 1960'da. Yok yok. 1760. 1760'da. 1863'e kadar 103 yıl Çin Manchu Hanedanlığı'nın esaretinde kaldı bizim Doğu Türkistan. Doğu Türkistan. Sonra? 1863'ten Kazak komutanı Abakan'ın desteğiyle, gayretiyle, yardımıyla Doğu Türkistanlılar bağımsızlarını kavuştular ve Kaşgarya Devleti'ni kurdular. 1863'te bir Kaşgarya Hanlığı'nı kurdular. Devlet başkanı da Yakup Han. Yakup Han akıllı bir adamdı, zeki bir adamdı. Hemen Osmanlı Sultanı Abdülaziz'le haberleşerek Osmanlı himayesini kabul etti.
Osmanlı da onlara bir menşur göndererek himayesini aldı. Tuğrasını, parasını, bayrağını göndererek onlar Osmanlı tuğrasını bastılar, astılar. Doğu Türkistan Osmanlı'nın oldu. 1863-1876'ya kadar. Evet. 1876'da ne oldu? Doğu'da Yakup Han zehirlendi. Batı'da, yani bizde, İngilizler yerli paralel yapısı yapıyla birlikte bizim sultanımızın bileklerini keserek intihar süsü verdiler. Feriye Sarayı'nda sultanımızı öldürdüler falan. İki tarafa da, bir taraf, yani İngilizler tabi bu arada İngilizler şeye çıkmıştı, Hindistan'a. Hindistan'da hakimiyetler var. Gözleri kuzeye doğru gitmek, Çin ve Rusya'nın elindeki Türk topraklarını ele geçirmek. Onun için bu tarafta da Osmanlı'yı paylaşmak niyetiyle Çinliler, Ruslar ve İngilizlerin emelleri kesiştiği için üçü ittifak yaparak bu bölgelerde bizim canımıza okudular. Maalesef. Yani bu 1877-76'da hem Yakup Han hem de Abdülaziz Han ölünce biz burada hemen iktidara getirilen 93 günlük 5. Murat iktidarını saymazsak, 2. Abdülhamit de daha iktidara gelir gelmez Sultan Abdülaziz'i öldüren kadroyla beraber iş yapıyordu. Evet. 93 harbi dediğimiz 1878 Osmanlı-Rus harbini kucağında buldu. Onunla uğraşırken o tarafla uğraşamadı. Evet. Dolayısıyla orada da Çin tekrar 1877'den itibaren Doğu Türkistan'a egemen oldu ve ismini o gün değiştirdi. Ve buraya yeni kazanılmış topraklar anlamına Sincan Uygur Özel Bölgesi dedi. Sincan Uygur Özel Bölgesi adını verdi. Sincan yeni kazanılmış topraklar anlamına geliyordu. Sincan diye okunuyor. Yani Çince yazılışı uzun. 1877-78'den sonra artık Çin hakimiyeti başladı. Tabii Türkler de boş durmuyor. İsyan ediyorlar, bastırıyorlar, isyan ediyorlar. Yani Çinlilerin meşhur bir sözü var. Türkler 10 senede bir isyan ederler, 30 senede bir büyük isyan çıkartırlar. Hmm. Bu Çin sözüdür. Bu şekilde ama bastırılara gidiyor. 1911 yılında ne oldu? 1911 yılında Doktor Sun Yat-sen denilen bir adam çıktı. Çin'deki hanedanla, Manchu hanedanla son verdi. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Evet. 1911. Bizim Sultan Abdülhamit'in saltanatı. Yok, Abdülhamit 9'da düşmüştü. 9'da düşmüştü. Mehmet Reşat'ın olduğu dönemde biz Libya Harbi'ni yaparken, evet, Türk Yurdu dergisini çıkarttığımız tarihlerde, evet, Orada Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Ve Doğu Türkistan'ımız bu sefer Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprak parçası oldu. Arkasından tabii yine böyle sıkıntılar. Rusya'da komünizm devrimi oldu. Bu sefer bizim Türkler, Sultan Galiyevler, Zeki Velidi Togan gibi Türk ceditçileri, yenilikçileri, yani Oranjön Türkleri diyelim, Rusya'daki Türkler, Lenin'i desteklediler. Çünkü Lenin söz vermişti. Türklere özgürlük verecekti. Komünizmi beraber gerçekleştirirlerse Rus devrimini, Türkler, halklar bağımsızlarına kavuşacaktı. Ama Ruslar sözünde durmadı. Yeni bir oyunla onu desteklediğimiz halde sözlerinde kurmadık. Hangi Türkler destekledi hocam? Bizim bu Doğu Türkistan'daki Türkler mi? Yok. Batı Türkistan. Genel Batı Türkistan. Yani evet. Kuzey Türklüğü. Yani evet. Rusya'daki Türkler. Rusya'daki yani Özbek, Türkler. Kırgız, Kazak dediğimiz Türkler. Kırım vesaire. Evet. Azerbaycan. O taraf Azerbaycan. Türkleri. Bunlar Lenin'i destekledi. Yani Sultan Galiyev başta. Zeki Velidi Togan falan. Bunlar desteklediler ama Rusya sözünde durmadı ve o bölgeler artık bu sefer Sovyet emperyalizminin kucağına düştü. Evet. Bu sefer bu tarafta da tabii bir taraftan Çin, bir taraftan Rusya ilerlemeye devam etti bu komünizmden sonra. Artık Türk topraklarının hepsine komünizm gelmiş oldu. Yani Kazakistan'a, evet, Kırgızistan'a, zaten oralara daha önceden çökmüştü Rusya. Artık bağımızı bir tek Türkiye kalmıştı. Türkiye'nin dışında Türklerin hepsi esirdi. Evet. İranları saymazsak, İran'dakileri esir denir denmez tartışılır. İran'daki Türkleri. Türkler diyorum. Afganistan Türklerini, çünkü saymazsak. Afganistan da bağımsız bir devlet. İran bağımsız devlet, Türkiye bağımsız. 3 tane bağımsız devletimiz var İslam olarak. Buradakileri saymazsak diğerlerimizi esaret altında. Ama bütün bu gayretler 1933 yılında bir
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtı. İsyanlar sonuçta başarılı oldu. Hoca Niyaz Hacı diye bir adam çıktı, bir devlet kurdu. Hoca Niyaz Hacı. Mahmut Mahudi diye Genelkurmay Başkanı bir adam yaptı. Dolayısıyla bunlar yaklaşık 3-5 ay yaşadılar. Fakat Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulması Rusya'yı çok tedirgin etti. Çünkü Rusya'da Türk Cumhuriyetlerine de sıçrar bu bağımsızlık rüzgarı deyip hemen Rusya Çin'e yardım ederek birlikte bu cumhuriyeti son verdiler. Hoca Niyaz Hacı Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. 33'te de böyle bir çalışma oldu. 33-34 ve orada da kurşuna dizildi. Daha sonra artık orası Rusya'nın işgaline girdi. Hmm. Doğu Türkistan bu sefer. Fakat daha sonra tekrar böyle mücadele devam etti. Şeylerde doğru 37'ye doğru yine böyle gösteriler, olaylar falan derken 44'te tekrar bir cumhuriyet kurduk biz. Doğu Türkistan Cumhuriyeti. 1944'te. İkinci defa kurduk. Hmm. Bu sefer bunu kuranlar Osman Baturlar, ondan sonra İsa Yusuf Alptekinler, ondan sonra Doktor Mesut Baykuzu, Mehmet Emin Uğray gibi tipler oturdular. Bunlara üç efendiler iktidarı denir. Üç efendiler. Fakat bu da 1944'ten işte 47'lere kadar falan iyi kötü yaşadı ama sıkıntılar. Sonuçta 1 Ekim 1949'da Mao bir devrim yaparak tüm Çin'e komünizmi getirerek olaydan 13 gün sonra da 13 Ekim'de de Doğu Türkistan topraklarına girerek Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ne lağvetti ve orayı Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağladı. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprak parçası. Yani yine ismini devam ettirdi. Sincan ismini devam ettirdi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi bu sefer komünist bir yönetimle yönetilmeye başladı. Zaten 1877'den beri Çinli valiler yönetiyordu zaten. Evet. O valiler de ya Çin'in, ya Rusya'nın emrinde Türklere zulmederek devam ediyor. Çünkü buraya başlangıçta dediğim gibi %5 Çinli varken, %95 Türkken, şimdi %40 Çinli olmuş vaziyette. Rusya buradaki madenleri, buradaki petrolleri, buradaki doğalgazı kendi doğal kalkınması için bırakmak istemiyor. Ve buradaki Türkler günün birinde başıma problem olur, tarihte olmuştu, olmasın diye. Metehan zamanında olmuştu, işte Karahanlar zamanında olmuştu, Cengiz Han zamanında olmuştu. Tekrar tarihte bu örnekleri Göktürkler zamanında olmuştu. Olmasın diye buradaki Türkleri ekonomik kaygıyla Çin'in başka bölgelerine gönderir, orada fabrikalarda çalıştırıyor. Gençleri o tarafa gönderiyor. Ve ondan sonra kızlarını eğitim için başka yerlere gönderiyor. Yerine tamamen her gün trenler her gün günde 3-4 sefer yaparak Çinli taşıyor. Sürekli Çinli taşınıyor oraya. Onlara da böyle Çin hapishanelerindeki mahkumlara Doğu Türkistan'da yaşamak şartıyla özgür olacaksınız, serbest olacaksınız, size şu kadar da para deniyor. Hapishaneler tamamen boşalıp o arsız soyguncu eşkıya takımı Çinliler hapishaneden kurtulmak için bir de Doğu Türkistan topraklarına geliyorlar, musallat oluyorlar. Kardeş aileler anlayışı var. Her Türk ailesini bir Çinliyle kardeş yapmış. Yatak odanda bakıyorsun iki de Çinli yatıyor. Böyle garip uygulamalar. Ben onu soracaktım son olarak. Günümüzde Doğu Türkistan'ın durumu çok nedir felaket, diyecektim. Çok felaket. Bir kere kendi halkına da yapıyor. Bir çocuktan fazla yaptırmıyor. Türklere şehirlerde iki, köylerde üç çocuk şey vardı. Onu da biraz kısıtladılar. Türkler bu kurala uymuyorlar. Fazla çocuk yapınca kayıt dışı oluyor falan. Nüfus problemi yapıyorlar. Camilere memurlar gidemiyor. Komünist Partisi üyeleri gidemiyor. 18 yaşın altındaki çocuklar gidemiyor. Ondan sonra kim gidiyor hocam burada? Kim kaldı? 18 yaşından büyük erkekler gidiyor. Büyük erkekler yani gidecek. Camiye. Oruç işte belirli kesim tutuyor, belirli kesim tutamıyor. Cebinde Kur'an-ı Kerim taşımak, Türk bayrağı taşımak, Türk bayraklı bir tişört giymek, Doğu Türkistan bayrağı taşımak, o gök bayrağı taşımak. Hemen işte kimisi bir yıl, kimisi ömür boyu, kimisi kurşuna dizilme derecesinde, değişik derecelerde suçları olan işler bunlar. Yani bir devlet terörü var. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Elinde yani gerekçeleri de şöyle. Yani Türk'ü öldüren Çinli şöyle savunmasını yapıyor. Elinde tuğla vardı. Her an bir şey çılgınlık yapabilir diye endişe ettim ve vurdum diyor. Bu kadar basit. Bir Türk'ü vurmak bu kadar basit.
elinde tuğla vardı. Her şeyi yapabilirdi, birine zarar verebilirdi. Öyle gözüküyordu, ben de vurdum diyor. Hatta tuğla falan yok elinde. Tek taraflı ifade yeterli. Yetiyor. Başka neler yapılıyor hocam? Şimdi öncelikle aile, yani gördüğüm kadarıyla aile bağları bitiyor. Alfabeyi alfabe kullanıyorlardı. Latin alfabesine geçmiştiler Mao zamanında. Bir baktılar ki bu sefer Türk dünyasıyla tekrar bir alfabe ortaklığı olacak. Geri vazgeçtiler bu usulde, uygulamadan. Yani İslam öğrenmeleri yasak, okulları yasak. Her birine ateist propaganda yapılıyor. Ahlaksızlık teşvik ediliyor. Uyuşturucu teşvik ediliyor. Son derece de yaygın. İçki ve uyuşturucu Türk coğrafyasında bedava, yaygın. Israrla uygulatıyorlar, içiyorlar, teşvik ediyorlar. Dolayısıyla Türk gençliği yozlaşmış vaziyette. Bütün bunlara rağmen direniyorlar. İnançlarını korumaya çalışıyorlar. Ahlaklarını korumaya çalışıyorlar. Çinlilerle bu kadar teşviğe rağmen evlenmeyerek, Türk kızlarıyla evlenerek yine neseplerini korumaya çalışıyorlar. Ama sıkıntıları büyük. Her gösteri yaptıkları zaman televizyona gelenler direkt suçlanıp tutuklanma ihtimalleri var. Televizyonda gözükenler ülkeyi terk ediyor. Tayland'a, şuraya buraya, değişik ülkelere kaçıyorlar. İstenilen ama Çin'in ekonomik gücüyle münasebeti olan Türkiye dahil, İslam ülkelerinden bütün ülkeler, Kamboçya, Tayland, Vietnam dahil, Çin'in ekonomik gücünden korkarak bu kendine sığınan Doğu Türkistanlıları onlara iade ediyorlar. Onlar da daha alır almaz kurşuna diziyor. Türkiye ne yapıyor diyecektim. Türkiye biliyorsunuz daha önce zaman diye bir adam vardı. Çin Devlet Başkanı. Nişan verdik biliyorsun. Evet. Nişan verdik, ödül taktık. Mesela Konya'daki bir tatbikat olur Karapınar bölgemizde. Orada Filistinlilere yaptığı zulümden dolayı İsrail'i çıkarttık tatbikattan. Evet. Yerine kimi koyduk? Çin'i koyduk. Çin geliyor bizim orada tatbikat yapıyor. Yani biri Filistin'de zulmediyor, biri Doğu Türkistan'da zulmediyor. Aynen öyle. Yani Çin'in bu ekonomik gücünün getirdiği ve bütün ülkelerle ticaret yapması herkesin caydırıcı oluyor ve herkes Doğu Türkistan meselesini görmezden geliyor. Bir tek iyi, bütün her şeye rağmen, bütün eleştirimize rağmen yine de Doğu Türkistan davasına en çok sahip çıkan ülke Türkiye. Yine de bu şekilde böyle bir vazifesi var. Biz dile getiriyoruz. Değişik platformlarda Çin'in yaptığı zulüm diyoruz, devlet terörü diyoruz, işkence diyoruz, Doğu katliam diyoruz, soykırım diyoruz. Çin kıyameti koparsa da bunu söyleyebilen, Çin'e karşı Doğu Türkistanlıların haklarını savunan, sen Doğu Türkistanlılara haklarını ver, biz seninle ilişkilerimizi daha da arttıralım diyoruz falan. Ama Çin'in dünya üzerindeki büyük ekonomik ve nüfus gücünden dolayı korkudan bütün dünya olaya gözünü kapamış, görmezden geliyor. Evet. Allah Doğu Türkistanlıların yar ve yardımcısı olsun. Bu tip programlar faydalı mı oluyor, zararlı mı oluyor bilemiyoruz. Her yaptığımız program oradaki zulmü artırıyorsa, buradaki Doğu Türkistanlıların rızasını alarak da program yapmak lazım. Evet. Aleyhlerine oluyorsa yapmamak mı iyi, onu da düşünmek lazım. Hocam şimdi şöyle bir durum oldu. Yemen'le ilgili bir program yapıyorduk. Ben programdan önce Yemen'den katılacak profesörümüze sordum. Dedim ki bu sizin sorunuzu aynen sordum hocam. Bir sıkıntımız olur mu falan diye. Bana şunu söyledi. Suud'la ilgili bir şey yapmadığım sürece bir problem olmaz dedi. Yani böyle bir ifade öyle kullandı. Tabii. Yani onu onlar bilmek lazım. Suud'la ilgili Suud bilmemiz gerekiyor. Suud'un rızasını almamız lazım. Geçenlerde, yani bir program yapalım. Onlar yap diyorsa yapmak lazım. Yaptığımız zaman orada zulüm artıyor ve işkence artıyor. Tutuklamalar artıyorsa bir 5 kuruşluk faydamız yokken dünya kadar 100 kuruşluk zarar vermeyelim. Ben o da endişelendiriyor. O konuya da geleceğim. Konya'da Doğu Türkistanlı öğrenciler var. Bu öğrencilerle de konuşuyoruz. Yani bazı konuları konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar kendileri. Türkiye'ye gelmemiz, Türkiye'de okumamız bir kere bizim sicilimizin bozulması için önemli bir sebep, yol açar diyorlar. İşte Türkiye'ye ilişkin. Ama buna rağmen diyorlar, biz buraya geldik, burada okuyacağız, burada belirli bir eğitim alıp gideceğiz, orada mücadelemizi oraya devam ettireceğiz diyorlar. Tutuklanacaklar. Tabii. Türkiye, dünyadaki gücünü, Müslüman dünyası bir yek vücut hareket etsek, biz 57 İslam ülkesi, bir kendi Birleşmiş Milletlerimizi kursak, kendi NATO'muzu kursak, kendi bilmem savunma paktımızı kursak, kendi edebiyat, şiir, şölen, ticaret bağlarımızı kursak, geliştirsek kendi aramızda dünyada ikinci güç oluruz hemen. Evet. Ve hiç kimse bu 57 ülkeye
tavır alamaz. O zaman Çin de hizaya girer. Evet. O zaman ne yapabiliriz? Bizim bir kere Urumçi'de hemen bir konsolosluk açmamız lazım. Evet. Konsolosluk. Türk Milli Eğitimi, Türk YÖK dediğimiz kurumlar oradan mümkün mertebe Doğu Türkistanlı gençlerin kontenjanını arttırıp burada okutması lazım. Okutmamız lazım. Orada sanayi böyle. Türkiye Odalar Birliği, Borsalar Birliği neydi bizim başkanımızın ismi? TOB'un başkanı. Odalar Birliği Başkanı, evet. TOB başkanı mı? Neyse onlar evet. Orada bir sanayi sitesi açmalı. TOKİ her tarafta cami mavi inşa ediyor, tamir ediyor, evet. Restore ediyor. Orada TOKİ oraya el atmalı. Onların kültürel, ekonomik ve bir takım eğitimle ilgili alanlarda Türkiye elini uzatmalı. Evet, sonra mutlaka. Hemen konsolosluk açmalı. Pasaport bilmem ne işlenici. Ta Pekin'e gitmek zorunda kalmamalılar. Evet. 3-5 bin kilometre Urumçi'den Pekin. Pekin. Bir pasaport için ona gitmemeli. İşte onun için ben sonuç olarak o gençlerimizle de konuştuktan sonra ne olursa olsun mutlaka bu tür programların yapılması, insanların duyarlı hale gelmesi konusunda ısrarlılar. Yani bu konuda ısrarlılar. Çünkü oradaki Türk Cumhuriyetlerinden gelen, ben Türkiye kelimesini de kabul etmiyorum hocam. Yani özür dilerim ama ben Türk diyorum. Onlar da yani, Türktür diyorum. İşte Arapça yani söyleniş Türk olabilir tarzı falan öyle. Yani Türkiye'yi kabul etmiyorsun. Konevi diyorsun. Azeri'yi de kabul etmiyorum hocam. Tamam, Azerbaycan Türk'ü diyorum. Konevi diyorsun. Rumi diyorsun. Evet. Yani bir Arapça nispet ifadesi o. Seni kabul edip etmem. Yok yok. Anlaşıldığı şekliyle toplumda algılanması biraz farklı olduğu için. Ya hiç öyle kullanmamak lazım. Arapça kullanmamak evet, lazım. Evet. Doğru. Türkçesini kullan. Doğru hocam. Ama dilimizin pek çoğuna girmiş bir iki tanesine mesela, itiraz ediyorsun. Evet. Şimdi burada Azerbaycan'da da öyle, Kazakistan'da da öyle ve diğer özellikle Afganistan'da bu konuda çok büyük sıkıntı var. Burada okuyan öğrencilerin oraya gittikleri zaman kılıkları, kıyafetlerine göre oradaki Taliban grubu tarafından farklı bakıldığı için çocuklar buradaki kıyafetlerini bile orada değiştirerek memleketlerine gidiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntı maalesef acama gerçek sadece Doğu Türkistan'da değil hocam. Tüm Türk coğrafyasında hocam, bu sıkıntı devam ediyor. Dünyadaki Müslümanları, bak İngilizler bir anket yaptırıyor Birinci Dünya Harbi esnasında. İslam dünyası toparlanabilir mi? Evet. Toparlanırsa bunu kim yapar diye bir soru soruyorlar. Araştırmacılar dağılıyor, arazi çalışması yapıyor. Sonuçta raporun sonucu şu. İslam dünyası bir daha toparlanamaz. Evet. Onlar arasında o kadar fitne, fesat, fücur soktuk ki birbirini yiyorlar. Yiyorlar. Birleşmeleri yok. Evet. Zayıf bir ihtimal bir araya gelebilirlerse de bunu ancak Türkiye yapabilir. Türkiye'den başka yapacak bir toplumda gözükmüyor. Fakat onu da zayıf bir ihtimal olarak zayıf bir ihtimalle Türkiye yapabilir. Türkiye'nin de bugün ona gücü yetmez. Rapor böyle. Evet. Bak 100 yıldır haklı çıktı rapor. Evet, İslam alemi 100 yıldır parçalı durumunu devam ettiriyor. Toparlanamadı. Ufukta ihtimal kimde gözüküyor? Yine Türkiye'de. Türkiye'de görünüyor. Zayıf ihtimal ama Türkiye'de gözüküyor. Bunu bildikleri için İslam aleminin bir araya gelmemesinin her türlü fesat çıkartılıyor. Özellikle Türk bölgelerinin belası daha fazla. Yani musibeti daha fazla. Daha niye? Fazla oluyor. Bunu ortaya koyabilecek tek güç, elebaş yani tesbihin ipi doğru. Olabilecek güç Türkiye. Bu olmasın diye herkesi Türkiye'den koparmaya çalışıyorlar. İşte bu üçlü Arap Troikası'nın yaptığını görüyorsun ortada. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri. Doğru, doğru. Ya Sudan'dan bile bizim elimizi koparmaya doğru. Çalışıyorlar. Bizim olduğumuz her yerden bizi çıkartmaya çalışıyorlar. Doğu Türkistan'la ilgili olarak bir anekdot son anlatayım, hocam. Son verelim. Tabii. Doğu Türkistan'ın ilk Müslüman Hakanı kimdi? Abdülkerim Satık Buğrahan. Buğrahan. Abdülkerim Satık Buğrahan İslam'la şereflendiği zaman o aşçılarını çağırıyor. Diyor ki, ey aşçılar, eskiden düşmanı çok olan bir millettik. Hmm. Şimdi Müslüman olduk, düşmanlarımız iki katına çıktı. Bundan sonra bize bu dünyada durak yok diyor. Bize bir öyle yemek yapın ki tok tutsun, leziz olsun, gözümüzün feri açılsın, enerji versin, beynimizi, her şeyimizi yani falan kolay da yensin falan. Aşçılar toplanıyorlar ve Türkistan pilavı dediğimiz pilavı icat ediyorlar. Hmm. Yani kuşbaşı et var, işte pirinç veya bulgur var, ondan kişniş var, kişniş enerji var. Verici, ceviz var, ondan sonra havuç var, A vitamini. Evet. Kuyruk yağıyla tok tutuyor, lezzet katıyor. Ekmeğe ihtiyaç duymadan yiyorsun. Bunun adı
Bazı yerlerde mesela Doktor Mehmet Hulusi Baybal abi vardı. Evet. Doktor abinin dergahı da her perşembe verilirdi. Bunun gibi. O buhara pilavı. Buhara. Kimisi Tacik pilavı. Kimi Özbek pilavı falan diyor ya. Hı hı. Bunların hepsinin adı Türkistan pilavıdır. Şu an Araplar Camii'nin orada Uygur lokantası var. Uygur taam dediğimiz bir yer var. Matam. Yani Uygur yemekleri ikram eden bir yer var. İstersen onun sahiplerini çıkar burada o yemeği bir yapsınlar. Evet. Yapıp getirsinler. Anlatsınlar, sunsunlar. Geçen veya pazar, sen ekibini al git orada bir yemek ikram et. İki Doğu İki Batı Derneği'nde yemek yaptılar hocam. Yedik. Bu pilavı yedik. Evet. Orada üretiliyor, müşteriye sunuluyor. Evet. O lokantaya gidersen yiyebilirsin. Ramazan'da beraber olmuştuk hocam. Orta Asya duygularımızı depreştirmek için gidiyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Davetimizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Ben efendim bugün tarihten yansımalarda sıkıntılı olan, problem yaşayan binlerce bölgemizden sadece bir tanesinden Doğu Türkistan'dan bahsettik. Doğu Türkistan ya da Orta Doğu'daki başka bir bölge, her taraf bizimdir, bizimle olmak için can atıyor. Gayretlerimiz, çalışmalarımız, oraya desteklerimiz mutlaka devam etmelidir. Maddi ya da manevi desteklerimizi bekleyen orada insanların olduğunu biz de bilelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyenlere. Hayırlı geceler efendim. Kömür tarihten yansımaları sundu.